tarihi buluşma siyasetin de sıcak gündemi oldu. Demokrasiyi yeniden hatırladık diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in MHP liderine de eleştirileri vardı. Üç Hilal kanadınınsa Akşener'e yanıtı sert oldu. Türkiye'nin gerim gerim gerildiği bir sürece biraz bir nefes aldırdı. Öyle bir katkısı oldu. Demokrasiyi yeniden hatırladık. 17 yıl aradan sonra gerçekleşen tarihi yayını böyle değerlendirdi. Televizyon ekranında yan yana gelen iki rakip adayın performansı için de söyleyecekleri vardı. Sayın İmamoğlu'nu İstanbul'da başarıya odaklı büyük bir motivasyon içerisinde buldum. Bitse de gitsek durumundaydı Sayın Yıldırım. İyi Parti lideri Meral Akşener'in MHP lideri Bahçeli'ye hedef alan sözleri ise Üç Hilal cephesinden hemen karşılık buldu. Akşener'e yanıt MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan yazılı olarak geldi. Ya Sayın Bahçeli çok çalışmayı sevmez. Hani bu seçimde çalışırsa çok iyi olur. Fakat sonra MİTİL'den vazgeçildi. MİTİL'i göremediğini iddia edenlerin gözleri kör olmadığına göre açıkça inkarcıdırlar. MİTİL İstanbul'a atılmıştır. Devlet Bahçeli MİTİL'i atmıştır. Sürekli MİTİL'in üzerinde oturacak değil. Açılımın ayak seslerinin duyulduğu ve bizzat bunu Sayın Bahçeli'ye söyletildiği bir sürece girdik. Açılım saçmalığının karşısında duran tek parti MHP'dir. Yeniden bir açılım yapılması için heveslenen, yol yapan İP'in genel başkanı, bebek katili ve açılım üzerinden Sayın Genel Başkanımıza söz söyleyebilecek son kişidir. Milliyetçi hareketin tavrı ve çizgisi oldukça nettir ve tavizsizdir. İstanbul'u ilçe ilçe gezip Ekrem İmamoğlu için destek arayışını da sürdürüyor İyi Parti lideri. Seçim günü ve öncesi için uyarılar sıralıyor. Saat 22 gelecek, bitecek sandık açılması ve ondan sonra neşelenebiliriz. Benim kendi deyimimle Ekrem kardeşim kazanacak.